Merhaba. Bugünkü programın başlığı ki 150. program oluyor. Yapay zeka ve rakip sosyal akıllar. Sosyal aklın ne olduğunu ve bunun mesela örnek olarak sporla, dans grubuyla yani spor dediğim futbol takımıyla, dans grubuyla, gemi ya da uçak yönetimiyle nasıl bir ilişkisi olduğunu geçen programda anlatmıştım. Ancak insanlar sadece birlikte mücadele etmezler. Birbirlerine karşı da mücadele ederler. Ve bunu genellikle bireysel olarak yaptıkları gibi genellikle kolektif olarak yaparlar. Bu konuda aslında rakip sosyal akıllar konusunda en iyi örnek savaşan iki ordudur. Ama burada sosyal akıl çok büyük. Çok sayıda bileşeni var. Bunu incelemek bayağı zor bir iş. Dolayısıyla daha küçük bir örnek ele alınır. Daha küçük örnek ise futbol takımıdır. Şimdi futbol takımı belli bir sosyal aklı temsil eder. Yani sahadaki 11 tane futbolcu birlikte mücadele ederek işte karşı tarafa gol atmaya çalışır. İyi oynamaya çalışır. Yani burada tabii ki futbol takımda bireysel yetenekler olduğu gibi kolektif bir oyun anlayışı da vardır. Olmak zorundadır. Ancak demin de belirttiğim gibi hani futbol takımı kendi başına bir şey ifade etmez futbol takımı başka futbol takımlarıyla karşılaşma yapmak için vardır. Tek başına futbol takımı olmaz. İki futbol takımı karşılaştığı zaman burada iki ayrı sosyal akıl vardır. Yani bir takımın kendine göre bir kolektif oyunu vardır. Bu oyuncuların sahip oldukları bir kolektif akıl vardır. Bireysel yeteneklerin yanı sıra diğer futbol takımında aynı şekilde yani kolektif bir aklı vardır ve ayrıca onda da bireysel yetenekler vardır. Burada rakip sosyal akıllar durumuyla karşı karşıyayız. Şimdi rakip sosyal akıl şu demektir. Ee, diyelim ki ben A takımının futbolcusuyum. Top ayağıma geldi. Ne yapacağım? Sadece kendi takım arkadaşlarımın hangi durumda olduklarına dikkat etmem. Rakip takım oyuncularının da hangi durumda olduklarına dikkat ederim ve ona göre bir şey yaparım. Ya topla birlikte ilerlerim ya da artık uygun gördüğüm birine pas veririm. Şimdi şöyle bir e, durumu düşünelim. Diyelim ki e, ben e, işte karşı tarafın kalesine topla birlikte yaklaştım. Karşı tarafın savunma oyuncularından biri önceden beklenmeyecek bir hata yaptı. Olur, futbolda böyle şeyler olur. Yani bir savunma oyuncusu veya işte bu duruma benzer birisi beklenmediği bir hata yaparsın. Bizden biri bir gol fırsatı doğdu. Burada ben ha bu hata yaptı. Burada bir gol fırsatı doğdu. Şöyle hareket edip şut çekersem gol olur diye düşünürsem hiçbir şey yapamam. Fırsat kaçar. E karşı takım oyuncuları da herhalde şey değiller hani böyle e, sadece topa bakmıyorlar. Tabii ki müdahale edecekler derhal ve açığı kapatmaya çalışacaklar. O çok kısa zaman içinde ki bu çok kısa zaman için yani birkaç saniye bazen uzun bir zaman anlamına gelir. O çok kısa zaman içinde gerekli hareketi yaptım yaptım yapmadım olay bitmiştir. Yani fırsat kaçmıştır. Bu hareketi düşünerek yapmam mümkün değildir. Yani şöyle şöyle yaparsam burada gol olur diye düşünerek yapma mümkün değildir. E, bu yeni zihin felsefesinin ikinci önemli kavramı olan öğrenen beden ya da düşünen beden kavramı burada devreye girer. Yapılan çok sayıda antrenman sonucu beden zihinle otomatik ilişki kurarak böyle bir durumda ne yapması gerektiğini bilir. Bunu düşünmez. Zihin de düşünmez. Bu otomatik bir ilişkidir. Bedenle zihin arasında gerçekleşen, düşünmeden yapılan ya da e, hani bilinçli düşünceyle yürümeyen otomatik bir ilişkidir. Zihin bedene şöyle yap demez, beden ne yapacağını bilir. Sadece belki zihinde önceden yaptığı çok sayıda antrenmanda neler yapmış olduğunu e, hatırlama babında şey yapabilir hatırlama anlamında başvurabilir ama bu çok çok kısa bir süredir. Yani otomatik işleyen bir süreçtir. Ondan sonra fırsatı kullanırsınız, gol atarsınız ya da atmazsınız ayrı bir konu ama fırsata en azından kullanırsınız. Burada fırsatı kullanan esas olarak bedendir. Şimdi yeni zihin felsefesinde felsefede çok eskiden beri, yıllardan beri var olan beden-zihin ikilemi ortadan kalkarsın. Eskiden şöyle düşünülürdü. Ve zihin düşünür. Bir karar verir. Arkasından bedene emir verir. Yani zihindeki kimyasal ve fiziksel süreçler sonucu oluşan bir elektrik akımıyla kaslara emir verir. Ve bu kaslar vasıtasıyla dünyaya yani beden vasıtasıyla dünyaya müdahale eder. Değil mi? Kişi dünyaya müdahalesini bedenle yapar. Aklına ne düşünürse düşünsün. Sonuçta verdiği kararın hayata geçmesi ancak beden vasıtasıyla mümkündür. Bu ikilem ortadan kalkmıştır. Yani özellikle düşünen beden kavramıyla ortadan kalkmıştır. Beden ne yapacağını uzun süren egzersizler, antrenmanlar ya da işte uzun süren e, bilinen değişik pozisyonların incelenmesinin zihinde yerleşmesi sonucu Artık böyle bir ortamda ne yapacağını bilmektedir. Formda futbolcu bu durumda bedenle zihin arasındaki otomatik ilişkinin çok hızlı kurulduğu futbolcu demektir. Eğer futbolcu formdan düşmüşse bu beden zihin birleşikliğinin bozulmuş ya da yavaş işliyor anlamına gelir. Yani gördüğünüz gibi burada yeni zihin felsefesiyle spor Burada futbol örneğini verdim. Aynı örneği atletizmde de verebilirdim. Veya spor dışına diyelim kolektif faaliyetlerden dans grubunda da verebilirdim. Bunların hepsi için geçerlidir. Yani burada iyi bir uygulama, iyi bir performans düşünmeden yapılan, düşünmeden doğrusu yapılan performanstır. Düşünürseniz yanlış yaparsınız. Çünkü beden ne yapacağını öğrenmiştir. Beden ne yapacağını öğrenememişse daha sizin epeyce antrenmana ihtiyacınız var demektir. Şimdi buradan yapay zekaya gelelim. Yapay zekada e, böyle bir ilişki mevcut değil. Yapay zekanın bir hafızası var. E, bu hafızadan işte yüklenmiş olan programları vasıtasıyla kendisine ne isteniyorsa ona göre makine, yapay zekayla yönetilen makine hareket eder. Olay bu kadardır. Şimdi şeye geçelim. Hani silahlı insansız hava aracı deniyor. Ne demek bu? Burada insansız kelimesi iki anlama gelebilir. Bir, silahlı insansız hava aracına belli bir program yüklenmiştir. Denmiştir ki bu programda eğer yani İngilizcesi de if şöyle bir hedef görürse ateş et. Yani füzeyi ateşle. Veya silahlı insansız hava aracı şöyle de olabilir devamlı olarak ortamdan görüntü alır kamerası vasıtasıyla. Bu görüntüleri anında merkezdeki ekrana iletir. Ekranın başındaki insan uygun hedefi gördüğü anda ateş et emrini verir. Düğmeye basar ve çok kısa sürede füze ateşlenir hedefe doğru. Burada insansız kelimesi savaş aracının içinde insan olmaması anlamındadır. Kumanda yine insandadır hem de doğrudan insandadır. Daha önce de bilgisayar programı yapılıp makineye yüklendiğinde programı yapan yine insandı. Ama burada doğrudan kumanda insandadır. Yani insansız hava aracı dendiği zaman burada insansızlık hava aracının içinde insan olmaması anlamındadır. Ama kumanda doğrudan doğruya insandadır. Şimdi buradan şeye geçiyoruz e, ee, insansız savaş uçakları yapılıyor. Bunu gazetelerde değişik işte haberlerde okumak mümkün. Şimdi silahlı insansız hava aracı yer hedeflerine karşı kullanılmaz. Yerdeki insan veya cisim olan hedeflere karşı kullanılmaz. Ee, şey ise savaş uçağı ise e, havada yer hedeflerinin yanı sıra havada birbiriyle de savaşır. Yani burada rakip e, şeyler var. Ne derler? yapay zekalarla yönetilen iki tane araç var. Silahlı iki araç var. İkisi de yapay zeka yönetiliyor ve birbirine rakipler, birbirleriyle savaşıyorlar. Bu nasıl olacak? Yani bir uçak var, savaş uçağı. Buna belli bir program yüklenmiş. Karşısına başka bir rakip savaş uçağı var. Buna da belirli bir program yüklenmiş. Bu ikisi nasıl savaşacak? Ya bunlar doğrudan doğruya savaşırlar ki bu durumda Esas fonksiyon yani uçağın etkinlik derecesi ve doğrudan doğruya ona yüklenen programın etkinlik derecesine bağlıdır. Eğer uçaklardan biri daha iyi, daha fazla alternatifi işlenen bir bilgisayar programına sahipse, böyle programlamızsa o kaç tarafa üstünlük sağlayacaktır. Ama eğer her iki uçakta benzer veya hatta aynı Bilgisayar programına sahipse o zaman ne olacak? O zaman şu olabilir. İlk verdiğim örnekte olduğu gibi uçağı yöneten ekran başındaki insandır. Yani e, bilgi uçağın şeyine, radarından kısa sürede, çok kısa sürede ekrana gelir. Ekranda karşı uçağın durumuna göre e, kişi karar verir. Hemen karar verir. Ona göre manevra yapar. Ateş eder veya etmez ee, ...değişik şeyler yapar. Yani burada... E, ...insansız savaş uçağı... ...denildiğinde... ...anlaşılması gereken uçağın içinde... ...insan olmamasıdır. Uçağın içinde insan yoktur. Ama kumanda doğrudan doğruya... yerine insandadır. Dolayısıyla yani... E, ...bu tür kavramlarda daima... E, ...ayrıştırmaya... ...gitmek gerekir. Evet, insansız... ...hava aracı deniyor da insansızdan anlaşılması gereken nedir? İnsan e, uzaktan kumandama etmektedir. Yoksa e, aracın nasıl hareket edeceği, ne zaman ateş edeceği tamamen bilgisayar programında verilmiş olanlara mı bağlıdır? Yani bilgisayar programıyla insan birlikte savaş aracını yönetebilir. E tabi bunun değişik yöntemleri var. Ama dikkatinizi çekerim. Burada aslında yapay zeka denildiğinde insanın işini kolaylaştıran ya da insanın bazı işlerini yapan bir yapay zekadan söz ediyoruz. Kumanda sonuçta belirleyicilik sonuçta burada doğrudan doğruya insandadır. Ama diyelim ki hani araç mesela işte bütün alan tarar, alan boştur. Alan boş olduğunda otomatik olarak hareket eder. Bilgisayar programı neyse ona göre otomatik olarak hareket eder. Uzakta bir araç gördüğü zaman mesela bunu doğrudan doğruya haber verir. Ekran başındaki insan buna müdahale etmek gereğini duyar veya duymaz. Artık değişik duruma göre. Yani böyle yerlerde dediğim gibi kelimeye bakmamak gerekir. Kelimenin içeriğine bakmak gerekir daima. İnsansız dediğinde ne anlıyorsun? İnsansız, hani insanın hiç devrede olmadığı, tamamen elektronik beyin programının devrede olduğu bir süreç anlamına da gelebilir insansız, aracın içinde insan olmadığı ama uzaktan kumanda ettiği, dolayısıyla insanın uzaktan kumandayla devreye girdiği, işe karıştığı ve asıl yönlendirici olduğu anlamında vardır. Bunu daima, bu iki şeyi daima birbirine ayırt etmek gerekir. Şimdi e, burada da görüyorsunuz, yani yapay zekanın e, insan faaliyetine eşdeğer, hatta onu geçen, bir faaliyete yönelmesi bugün için, bırakın bugünü yakın gelecek için mümkün değildir. Yapay zeka yeni bir şey bulamaz. Mesela diyelim ki ben işte topla karşı takım kalesi ölüyüm <laughs> Rakip futbolcu birdenbire beklenmedik bir hata yaptı. Burada bu hatayı ben nasıl değerlendiririm? Yapay zeka bunu düşünemez. Çünkü bu yepyeni bir durumdur ve büyük ihtimalle Böyle bir yepyeni durumda bilgisayar programında yoktur. Çünkü insan karşıdaki insanın hangi çeşit hatalar yapacağını bütün alternatiflerle beraber bilemez. Bu mümkün değil. Hiç aklınıza gelmeyen bir hata da yapılabilir. Hiç aklınıza gelmeyen bir durum da ortaya çıkabilir. Yapay zeka ya böyle durumda ya şaşırır ya durur ya da yanlış yapar. Yani i̇nsan mutlaka doğru yapar anlamda söylemiyorum. Ama insanın bu beden-zihin birlikleriyle doğru hareket etmesi ve sonuca ulaşması daha büyük bir ihtimaldir. Burada tekrar, bu programlarda tekrar şunu gördük, yani yapay zeka ile işleyen makinelerin insanı yerine geçmesi, insan aklını yerine alması mümkün görünmüyor. Çok 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 ileride belki daha farklı durumlar ortaya çıkabilir. O farklı durumlarla durum bir daha değerlendiririz. Yani bugün bir durum değerlendirmesi yapıyorsak bu 50 yıl geçerlidir, 30 yıl geçerlidir anlamına gelmez. Vaziyet bugün budur. Ama çok daha ileride başka şeyler olursa o zaman bu değerlendirme yeniden yapılır. Gelecek programda algoritmalarla yapay zeka programına devam edeceğiz. O zamana kadar şimdilik hoşçakalın.